Selamlar arkadaşlar, Metro Exodus'un Türkçe oynanış 9. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Damir ve Guil miydi? Ablanın yanından ayrılmıştık ve aldığımız haritaları, güvenli bölgelerin işte temiz su kaynaklarının olduğunu gösteren haritayı kendi geri üstümüze, trenin yanında bizimkilerin ufak öyle geçici olarak kullandıkları ev tarzındaki yere getirmiştik. Yol üzerinde 3 tane soru işareti, yani minimap gibi yerleri hallettik. Yani hemen köprünün orta tarafında bir tane ufak barak gibi yerde de eşimiz Anna'yı gördük ama onunla bir daha karşılaşmadık sonra. Teslim ettik. Guil'in bize verdiği o su matarası gibi şeyi yanımızdaki ekibimizin yanındaki anne kız olan Nastaya mıydı? Ona verdik. Şimdi de bizim sağ olsun yavşak kayınpeder yine bize bir görev verdi. Temiz su kaynağına gideceğimiz Damir'le randevu noktasına gidip ondan sonra Damir'den de gerekli bir bilgileri, briefing'i alıp Guil'in yanına gitmemizi istedi. Onlar da ayrılmış belli ki. Yol üzeri yine bayağı uzun ve şey tarafından geçeceğimizi gösteriyordu en son harita. Eğer yanlış hatırlamıyorsam oradan eşimizi yine görebiliriz. Yol üzerinden alabiliriz çünkü burada bakın haritada hala aktif olan canavar ve insan kampları bölgeleri var ve tam yol üzerinde yine bir insan kampı varmış. Mermi önceki oyunlara göre çok çok daha az çıkıyor. Bu kötü bir şey. Zaten çatışıyoruz, iş çıkıyor. Neyse ben gidiyorum gençler, sizin sohbetinize doyum olmaz. Sularla alakalı haber var mı diyor. Oğlum bir dur lan, daha yola çıkmadım amına. Yola çıkayım sonra haber veririm ben suyla alakalı. Şu pompalanan tüfek gibi şeyi bir türlü bırakamadım önceki bölüm. Ne güzel, adamlardan birinden silah alacaktım, şey yapmadı. Neyse bizim arabayla gidelim. Mad Max Fury Road'a döndü iş ya. Hani Rusya'nın soğuk karlı bölgelerinden nerede olduğumuzu tam bilmiyorum tam konum olarak. Çöllere geldim amına. Sanırsın şeye çarptım amına. Bir dakika, tam gideceğim yeri. Şuradan şöyle gidersem bir tane kasaba gibi bir yer var. Oradan da şeye gidebilirmişim. Bence yolu takip edeyim. Çünkü şu boşluklardan direkt dümdüz varayım desem kesin şeye denk geleceğim. Uçurum gibi bir yere. O da bana zarar yani. Dur, çarpma. Böyle mi gideceğiz? Böyle galiba. Biraz ilerleyeyim, ondan sonra görüntü işi yaparım. Yine gündüz. Ya bu hafif işte iki bölümdür olan bu şeyin sebebi tamamen bizim çöllü yerlere gelmemiz ve güneşe baktığımızda oyunun optimizasyon hatası vermesi. Ben bayağı oynarken çok zorlanıyorum. Videoları daha az yansımış. Söyleyenler, dikkat edenler olmuş ama işte görüntü kalitesini de düşürmek istemediğim için az az katlanacağız. Ama tabii ki videoya daha az yansıması çok çok daha iyi sizin için de, şey için de. Ben herhalde ilk bu arabayı bulduğum buluşma noktasına geldim. Buradan benim sağa dönmem lazım. Tamam. Kapatam. Şuraya mı? Aynen. Şuradan sağa döneceğiz. Dön 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 dön. Dön dön, çevir. Ne oluyor lan? İnsan grupları mı var burada? Ben buraları temizledim oğlum. Neyse sikerim bana ne. Oğlum bu beni doğru yere mi götürtüyor ya? Başlayacağım haritasına şimdi ha. Hangi orospu çocuğu ateş etti lan? Orada birine grup yapıyorlar. Abi normalde görevden geri kalmamam lazım ama dost falansa, ben burada en son şu çatıya çıktığımda biriyle boğuştuyduk ama onu bay değildim, öldürmedim. O mu çatışıyor acaba yine? De abi, görevle alakalı hiçbir şey demiyor ki. Yani boş boşuna zaman kaybedeceğim ben. Tamam kardeşim, bana sataşma. Yemin ediyorum selahını okuturum. Yürü git. Nerede lan o sıkan? Neyse sikerim ya. Görevden ayrılmayalım. Buradan yardıracağız. Ondan sonra bir tane şey gelecekmiş. Bir dönemeç yolda. Burası galiba. Böyle. Dön 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 dön. Çarpma çarpma. Ne kudum, çarpma dedik. Bir kez daha kontrol edelim. Daha çok yoldan sapmadan. Doğru mu? Aynen doğruyuz. Yürü.
çatışan gruplar var yine. Kardeşim ben bak size sataşmıyorum. Zombileri öldürüp geçiyorum. Salak salak hareket yapmayın bana. Yol üzerinde aktif olarak açık dünya dediler ya zaten buna. Belli ki kendini 2'de 1. Nereye gideceğiz lan? 2'de 1 yenileyen şey var. Fark etmiyormuş zaten ya. Düz gitmek daha mantıklı bak. Yürü 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 yürü. Yavaş lan. Allah'tan araba önceki oyunlardaki gibi salak saçma. İlk değdiğinde şey olmuyor. Burada şey varmış işte. Oğlum bizim garımızın olduğu yer. Orada değildi lan, limanın olduğu. Şuradaki köprü bak. Gerçi parmağımla niye gösteriyorsam. Şu haritanın sağ tarafında, şu an gittiğimizin sağ tarafında kocaman bir çapa resmi var ya. O çapanın üstünden yolu takip eder gittiğinizde sağ tarafa doğru ufacık bir karanlık yer var. Oradaydı bizim eşimiz. Burada değil. Biz bambaşka yerden gidiyoruz. Oradan da gidilebilirmiş tabi ama yolu uzatıyoruz. Neyse direkt ben varacağım yere varayım ya. Buradaki kamp mahpumluğunda değil. Bana sataşmasınlar yeter. İyi lan vuracağım sandım, vurmadım ha. Bak gölgelerde gittiğimizde sıkıntı yok. Güneşe çıktığımız anda şey oluyor. Aslında şu anda bir senkronizasyon sorunu yok da. Anlamsız bir şekilde böyle hiç alakasız olmayan yerlerde böyle hafif kasmalar oluyor. Dur bakalım. Biraz daha ilerleyelim bakalım. İşte orada diyor, yakalayın onu diyor. Ya ben sizin annenizin ellerinden öpeyim ya, ne diyeyim ya. Adam gibi yolumdan gidiyorum, gelmiş sataşıyorlar ya. Bakalım. Zaten havada anasının namına döndü. Bak kardeşim, öldürmek istemiyorum ama siz amına koydum çocuğu, öldürmek istemiyorum dedim. Zorlama şansını. Yumruğu koydum, oturtacağım yani. Şu sıçtığımız şeyini yine koymaya çalışacağım. Şu yeni silahla. Gitti yine keleşi koydu değil mi? Haysenullah belanı vermesin ya. Tövbe yarabbim, astagfirullah. Ompa ompalanan mermi var ya, illa baltayı falan alabiliyoruz mu? Birader bak beni vurmaya çalışıyorsun. Ama bak işin sonunda sen zararlı çıkacaksın. Söyleyeyim de. Lan amına kodumun iblesi. Sana insan gibi muamele ediyorum, insan gibi. İt. İnsanlıktan anla lan. Sen nereden geldin, Allah belanı vermesin. Kardeş düz dur lan. Ya mübarek kardeş. Sizle çatışmak zorunda mıyım ya? Bu piçlerin arabasında bir şey var mı? Var herhalde. Ne oldu lan, yukarı çıkınca gelemiyor mu? Kapat lan şu ışığı. Yılan mı lan o? Nereye gidiyor? Kuramadım fuck. Yılanlar da isyan. Bunların arabasına el koyabiliyoruz mu? Rospucu tuğla attı lan. İkneye bak. İnsanın canı acıyor mu da sormuyor. Yok alınmıyor. Süs olsun diye araba koymuş herifler. Neyse gidelim yolumuza. Salak herifler ya. Durduk yere kendilerini öldürttüler bana. Ulan hepiniz Rus'sanız geri zekalısınız. Zaten dünya kıyametle mücadele ediyor. Şu sola doğru mu gideceğim ben şimdi? Büyük ihtimal sola doğru. Buradan bir yerde sola doğru bir yol varmış. Şura mı? Piç tam da yolu kesmiş. Hadi geçerim ben. Listen up everyone. Hadi dön lan. Şimdi nere? Bu siz trendeki o annesini bilmem ne yaptıklarım diyor. Bizimkiler diyor herhalde. Adam boyuna anasına bacısına sövüp duruyor. Anancı velet. Yürü bakayım. Yoldan saptık herhalde şu an ama. Neyse geri girmemiz çok sürmez. Herhalde yol burası. Lan bir çekin.
Yoldan saptık, sağa doğru gideceğiz. Şu bataklık gibi yerden sağa doğru gideceğimişiz. Neyse, Allah'tan araba gidiyor diyecektim, nazar değdi. Yok, gidiyor gidiyor. Gidiyor herhalde ya. Tamam, yolu tekrar buldum. Damir, neredesin Damir ya? Şu şeyin yanına bir bakalım. Az daha ötede, tamam. Şuna bak. Yavşaklar taraftar gibi bekliyorlar orada. Holigan amına koduklar. Hayır, sıçtığımın arabasıyla düdük de çalınmıyor ki. Artıyor. Beni geçtin diyor. Amına kodumun çocuğu. Bende şey mi var sanki? 7/24 GPS açamıyorum ki. Şurada bir tane buggy var. Büyük bir ihtimal orada. Aynen. Ya, haritayı açmak için arabayı durdurmam gerekiyor. Devamlı sürmüyor ki araba. Ha, yukarıda bekliyor sikik. Geliyorum. Yavaş yavaş kendisi buggy ile gelmiş. Biz Hacı Murat'la geleceğiz diye uğraşıyoruz. Kilitli bir damla bu. Hazır mısın diyor. Kapat lan şunu. O çocuklar nasıl diyor? Suya ihtiyacı olanlar diyor. Nasıl olsun oğlum? Suya ihtiyaçları var işte. Sen gelmeden birazcık bir etrafa baktım diyor. Spring ilkbahar ayına rağmen diyor, şey falan filan diyor. Kuyu söylediğine göre buradaki insanlar mağaralarda yaşıyormuş diyor. Gerçekten de bir şey gibi duruyor diyor. Gerçek bir köy gibi duruyor. Let's go. Kayacağız mı? Pekala. Köprüler şey gibi diyor. Biraz daha yükseğe tırmanmalıyız, daha düzgün bir görüntü görmek için diyor. Henüz bir yer görmedik diyor. Bir çek, gıçını çekersen hani. Sen gıçını alır Asya. Ben varırım varılacak yere. Anladın. Ben şu an düz bastı gidiyorum ama. Geliyor musun sen arkamdan? Gelmiyorsan namına okuyayım. Vay, bazı sesler diyor. Nereye gideceğiz? Aşağı mı, yukarı mı? Oraya herhalde. Şuna baksana diyor. Ne şeytanı gerizekalı. Dipçiyi vuracağım şimdi. Aptal yarasalar. Pekala. Burası gibi görünüyor diyor. Umarım bazı şeyler bulabiliriz bizim insanlarımız için diyor. Ama şimdi dışarıyı arayacağız. Acıtacak diyor. Sakin. Kaiser var lan bildiğin. İşte burada diyor. Millet GG olmuş. Ne gittim lan? Hazır ol Artum diyor. Bir tane ateş yak diyor. Filtreleri ve şeyleri. Hangi ateş lan? Tamam, ne yapayım? Yardım edeyim. Ha yok, ben çıkacağım. Ha, unutmuşum. Biz doğru ameleydik ya. Her boku biz yapıyoruz. Neyse. Gel. Allah'ın hayvanı. Az yılan biraz. Kolun koptu amına. Çek. Sen nasıl bir cenabet herifsin ya. Götünü göğü devirdin amına. Nasıl ineceğiz biz şimdi oradan? Şunları yakabiliyoruz mu? Yak. Seni yakabiliyoruz mu? Yak. Tamam. Hiçbir bok görmüyorum diyor. Sen zaten görmezsin amına koyayım. Şunu bekle diyor. Maskeleri tak diyor. Bu ne lan? Oha. Yazıta bak amına koyayım. Antik bir yer bulduk herhalde. Başka öyle yakılacak bir şey var mı?
Maskeni tak. Yarak var amına koyduğum maskesi de. Ne güzel maskesiz maskesiz gidiyordu. Her duvarda bir şey var amına koyayım. Yazıt var. Yakalım şunları da. Işık yapsın bize amına. Hayvan herif itirmesene. Yürüsene kardeşim, ama o yüz hareket ediyorsun ya. En sinir olduğum şey. Bayağı dağın altında antik kent bulduk. Kazattım sanki amına. Gel bakayım şunu. Çok fazla insan yaşamaz burada. Çok fazla şey yapılmış diyor. Sana ne lan? Müteahhit misin sen amına koyayım? Hadi yürümeye devam edelim diye. Yürüsen yürüyeceğiz. Lanet olsun, sıcak diyor. Her yeri yaktım amına koyayım, yani görebildiğim kadar. İlla kaçırdım vardır bilmiyorum da. Bir çekileceksin Damir. Kamelemos mu? Kamelemos ne amına? Ne yaptı? Oğlum ne siktir gitti. Reloadlarken gelmiyorsun ama. Sen sıkma amına. Tamam hadi gidelim diyor. Yürü kardeşim, yürü yürü hadi. Senin geleceğin yok, ben önden rushlayayım bari. Ne kişi deyip duruyor mu lan? Neyi patlattın lan? Doğalgaz mı? Tüp gibi bir şey vardı orada. Eğlenceliydi diyor. Nesi eğlenceliydi lan? Dağı tepemize yıkacaksın salak. Hadi beraber diyor. Nereye gidiyorsun lan? Değişik. Buradan çıkmalıyız diyor, izle beni diyor. Başka bir mağara içiliyor. Ne bekliyordun kardeşim? Tatil köyüne mi gideceğiz? Tabii. Benim filtrem neredeyse dolmak üzere diyor. Bana ne pezemek, senin sorun. Allah Allah. Bak ışık. Gel.
Anlaşılan buralarda şeyler var diyor. Yavşak bak, maskeyi falan çıkarmış, hiç söylemiyor. Boşu boşuna bizde filtremizi harcıyoruz. Şerefsiz. Şimdi bir yavşak arkadaşım, ben onu okuyayım. Sessiz gitmemiz lazım. Bak su diyor, arabayı da gördün mü diyor. Nerede lan? Şu mu? Kapıyı kontrol etmeliyiz diyor. Daha doğrusu kapı o kuleden kontrol ediyor belli ki. Bir şekilde onu açmanın yanını bulmalıyız diyor. İyi şanslar dilerim diyor. Kimseyi öldürmemeye dikkat et diyor. Tabi amına koyayım, siz siktir olun gidin, bütün iş bizde. Ay amına ya. Lan bildiğin tek taraflı iş ya. Get the water. Watch Tower'a, gözcü kulesine çık diyor. Nasıl çıkacaksam? Sormuyorlar nasıl çıkacaksın diye. Şuradan suya gidiliyor. Şerefsizler orada. Hey sen sıçtın mı şey, yürü diyor. Sus. Sikerim burnuna. Ha dur lan, yanlış adam vuruyordum ha. Şeymiş amına koyma. Kim olduğunu bilmiyorum ama diyor, seni gördüm ve kimseye söylemeyeceğim diyor. Oğlum ben zaten seni öldürmeyeceğim ki. Sana doğruyu söylüyorum, kimseye söylemeyeceğim diyor. Oğlum tamam lan. Ne korktun amına koyayım. Ben senin öbür sikikleri sikmeye geldim. Tamam. Işıkları kapatayım da. Yalnız kafan... Şurada bir şey var mı? Piç bir de duşmuş ayarlamış. Amına kodumun. Şeyde sefa pezevengi gibi yaşıyor kodumun. Diğer herifler yukarıda diyor. Tamam gördüm oğlum zaten. Sus. Köpek falan varmış. Köpeklerle uğraşmayı da istemem ama oyunlarda. Buradan mı çıkacağız? Herhalde. Çıkalım. Neyse, anlaşılan sürpriz parti yalan oldu. Kardeşim bak, beni vurma. Seni sikerim. Yani Damir. Siktir git amık köpeği. Hah, patlıyormuş. Güzel. Yan amına vurdun iblis. Anamız. Sakin ol lan. Ela sakin ol. Lan bana kedi köpek öldürtüyorsunuz, alnınıza koyayım ben seni. Seni koruyorum diyor. Bok koruyorsun. Nereye koruyorsun amına? Yarım saattir çatışıyor. Koruyormuş. Hadi Artun diyor, halledeceğim diyor. Bunlar kim lan? Bunlar şeyler, garibanlar. Nereden ona bir annesizler? Neyse ya, rush. Rush'a dönüyorum. Allahu ekber. Atla. Oğlum bak seni, ne koruma. Nereye gittin lan? Aa bizimkiymiş lan bu. Sus sikerim onu.
Başka var mı? Bir tanesi düştü diyor. Ulan ben 25 kişiyi düşürdüm, gelmiş bir tanesi düştü diyor. Çıkın beyler. Ya sikerim kilidini. Çıkın gençler, çık. Ya salaklar otoboka korkuyorlar. Amına koyayım, öldürecek olsam niye kapıyı açayım? Açalım şuraları. O nece lan? Onları korkutuyorsun diyor. Ay amına koyayım, sanki bilerek korkutuyoruz. Gidiş yolumuzu bulmaya çalışıyor. Allah Allah. Tavır mavır dedi. Buraya çıkacağız herhalde. Ok işareti falan koymuş. İyi, aferin. Mantıklı. Var mı buralarda bir bok? Yok. Böyle. Böyle görüntü olsun diye şey koymuş ama. Kapıyı açalım. Yavaşın lan. Ha, illa atraksiyon diyorsun, atla. Yavaş lan, ne biçim atlıyorsun aman. Hala bu slave'ler niye konuşuyor ya? Onlar da mı aldın yani? Atsana alayım şu kapıyı. Amına koyayım, yandan sürüp hem kapıyı açamıyorum göt. Öleceğiz, herifin skinle değil ya. Gir içeri. Oh. Sonunda onları atlattık diyor, kaybettik diyor. Tamam. İşin sonunda hiçbir şeye zarar vermedik diyor. Ora oraya geri dönme zamanı. Benim adam niye salak salak gözünü açıp kapatıyor ya? Yoruldun mu diyor. Pekala kardeşim, biraz dinlenebilirsin diyor. Ha, bizimki niye öyle acayip acayip gözünü açıp kapatıyor, anlaşıldı. Herif amına koyayım, dinlendirmediyiz, yemek su yok. Kaç gündür? Hadi çok kaç gün olmasın da ama yine sağlamına 1-1,5 gündür full hiç dinlenmeden sağa sola yolluyormuş amına. Mal oldum lan. Lan ne oldu? Ya çatışma mı çıktı amına be? Artım sende de ne biçim uyku varmış amına, çatışma çıkmış hiç. Sen anla sol tarafa. Arabadan çık çabuk. Kres buraya. Bel bombası kavral. Onlar yolda hareket etmeyi bekliyorlar diyor. Flash before zincir kill zone. Ölüm noktasından gitmeliyiz, ilerle diyor. Enemy raid. Tanrım bu şey mahvediyor diyor. Seni koruyorum diyor. Ne tarafa gideceğim oğlum? Arabayı mı almam gerekiyor, anlamadım ki. Bir bakayım bir de. Orada friends against Aurora Sankash. Okay.
Yavşaklar nasıl sıkıyorlar ama. Oha, senin armoruna sokayım ben. Yeter lan. Sikerim arabasında şeyini de. Neredesiniz lan? Amına kodumu. Size insan gibi davranıyor ama. Dünya ölmüş. Sen işin şerefsizliğindesiniz amına kodum. Bak ya, herife pompalı sıkıyorum oğlum. Oğlum bak. Ölsen lan. Yine mi ya? Yapma oğlum bunu bana ya. Of. Al işte. Allah'ım, çıldıracağım, iki oldu ya. Sorununu bitireceğiz, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Metro Exodus 3. oyun 2. kez kışkırtma yapıyor. Lan çatışmaya girdim, oyun kapandı yine. Sanırsın GTA'ya böyle bir sürü şeyler yüklersin ya, modlar. Modlardan ötürü oyunun bütünlüğü bozulur yani orijinalin, ki zaten çok da düzgün çalıştığı söylenemez de. Orijinal oyunun bu kadar hatalı olmaz. Zaten birçok görevde gördüğünüz havada uçanlar, kaçanlar, saçma sapan iş ya. Üçüncü, dördüncü bölüm müydü? Dördüncüden beşinciye geçen bölüm. Orada da olduydu. Ama bununla da oldu. Neyse. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde, dokuzuncu bölümde zorunlu olarak kaldığımız bu yerden devam edeceğiz. Umarım yine saçmalamaz yani. Ne diyeyim yani. Diyecek kelime bulamıyorum.